Kanka başım çok ağrıyor ya. Çatlıyor resmen var ya. Kanka hiç merak etme. Ben bir ilaç bulmuşum var ya. Böyle acıyı anında alıyor. Doğru mu diyorsun? Sen bana güven, çok güçlü bir ilaç. Böyle anında alıyor ağrıyı. Yanında var mı? Verebilir tabii misin? Tabii kardeşim. Çok sağ ol kanka. Sen de desin herhalde iyi bir şeydir. Hemen geçirir. Tabii ki. Sen al, anında geçirecek. Bak vallahi iyi geldi ha. Baş ağrısı falan kalmadı. Ben sana demiştim. Neydi bu ilacın ismi? Görüntüde baş ağrısı dinmedi tabii. Fakat bu yöntemle marketten alınan bir şekerle baş ağrısını dindirmek mümkün. Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir. Yani hiçbir etkisi olmayan bir şeyin, kişinin bunun kendisine iyi geleceğine inanmasıyla sağlığına iyileşmeye yol açmasıdır. Latince kökenli bir kelime olan plasebo, hoşnut etmek anlamına gelir. Tarih boyunca özellikle ağrı tedavisi üzerine yapılmış pek çok plasebo denemesi kayda geçirilerek günümüze ulaşmıştır. Buna bir örnek olarak 2. Dünya Savaşı sırasında cephede cerrahlık yapan Henry Beecher, morfin stokları tükenince ameliyat ettiği hastalara morfin yerine morfin olduğunu söyleyerek tuzlu su enjeksiyonları vermiş ve hastaların ağrılarının azaldığını görmüştür. İlerleyen yıllarda yapılan benzer çalışmalarda yine plasebo etkileri gözlemlendi. Depresyon hastalarına ilaç görünümlü plasebo adları antidepresan olduğu söylenerek verilince şikayetlerinde %50'ye varan azalma gözlendi. Plasebo migren adları migren hastalarında ise %40 etkili oldu. Aslında plasebonun fiziksel anlamda tedavi yönelik bir gücü yoktur. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak ilaç olduğunu düşünmesinden alır. Plasebo, tıbbın bilimsel olarak açıklayamadığı bir yöne, insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yöneliktir. Plasebo etkilerinin aslında tek bir mekanizmaya bağlı olmadığı, birden çok mekanizmanın birleşimi sonucunda ortaya çıktığı biliniyor. Beklenti, endişe hafifletme mekanizmaları, beyindeki ödül devrelerinin çalışması, sosyal öğrenme, genetik ve kişilik özellikleri gibi farklı etkiler, gerek beyindeki nörokimyasal mekanizmaları tetikleyerek, gerek hastalarda algı değişikliğine neden olarak plasebo etkilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı durumlarda plasebo etkileri daha güçlü gözlemlenmiştir. Mesela plasebo etkisi alınan tablet sayısı ve verilen tabletlerin rengine göre değişiklik gösterebiliyor. Blackwell ve ekibi 1972 yılında yaptıkları bir deneyde gönüllü üniversite öğrencilerine oldukça sıkıcı bir ders dinlettiler. Dersten önce öğrencileri gruplara ayırarak bazılarına bir, bazılarına iki adet mavi veya pembe şeker tableti verdiler ve bu tabletlerin konsantrasyon artıran ilaçlar olduğunu söylediler. Dersin ardından öğrencilerin dikkatini ölçen testler uyguladıklarında iki tablet alanların dersi daha dikkatli dinlediğini gördüler. Ayrıca tablet renkleriyle sonuçlar arasında bir başka bağlantı da keşfettiler. Pembe tablet alan öğrencilerin dikkat seviyesi mavi tablet alanlarınkinden daha yüksek çıkmıştı. Kültürel olarak pembe rengin daha uyarıcı, mavinin ise daha sakinleştirici etkisi olması sonuçları etkilemiş. İlaçların yeni olması kadar pahalı olması da plasebo etkisinin gücünü arttırıyor. Davranışçı ekonomi alanında çalışan Dan Ariely, 2008 yılında yaptığı bir deneyde gönüllülere elektrik şoku vererek canlarının yanmasını sağladı. Daha sonra aslında sadece C vitamininden ibaret olan plasebo haplarını iki gruba ayırdığı hastalara dağıttı. Birinci gruba tabletlerin tanesinin 2,5 dolar olduğunu, diğer gruba ise tanesinin 10 sent olduğunu söyledi. Sonucunda 2,5 dolarlık tablet alan hastalar aldıkları ilacın etkinliğinin daha yüksek olduğunu ve ağrıyı daha iyi tedavi ettiğini söylediler. Plasebo böylesine etkili bir yöntemse neden rutin tedavilerde bunu uygulamıyoruz denilecek olursa? Öncelikle hastaların plasebo kullanmaları sonucunda ilaca verdikleri yanıt, gerçekten etkin madde içeren ilaçlara verdikleri yanıtla farklılık gösteriyor. Yapılan birçok çalışmada plasebo uygulaması sonrasında gözlemlenen iyileşmenin genelde subjektif olduğu, bu iyileşme halinin de etkin maddeyle tedavi edilen hastalara göre çok daha kısa sürdüğü gözlendi. Plasebo tableti verilen hastalar ağrılarının geçtiğini beyan etmelerine rağmen gözlemledikleri etkinin süresi gerçek ilaç alanlara göre daha kısa.
Yani özellikle ağrı gibi şikayetlerde plasebo geçici bir rahatlama sağlasa da etkisi kısa bir zaman sonra yok oluyor. Oysa etken madde içeren tedavilerin etkinlik süresi çok daha uzun. Ayrıca plasebonun etik olmadığına ilişkin görüşler de var. Doktor-hasta ilişkisinde bir aldatmaya, kandırmacaya yol açtığından etik olmadığı söyleniyor. Plasebonun ameliyatlarda, ilaç yoluyla, hatta sadece işitsel yolla dahi ortaya çıkan etkilerinden bahsettik. Gördüğümüz gibi aslında pek çok şey beynimizde bitiyor. Zaten kanser hastalarına bile sürekli "bunu atlatabilirsin, başaracağına inan" tarzı telkinlerde bulunmuyor muyuz? Bu da aslında plasebo etkisinin bir örneğidir. Beyninizin gücüne inanın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.